Tabii memnuniyetle. Sizler buraya kadar gelmişsiniz. Baştan hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz, bizleri memnun ettiniz. Gördüğünüz gibi turizm sektöründe çalışmalarımız var. İki tane ofisimiz var. Bir tanesi bugün bulunduğunuz Alstorf şehrinde. Diğeri de buraya 33 kilometre mesafede Düren şehrinde büromuz var. Yaklaşık 48 yıldan beri bu sektördeyiz ülkemize ve diğer ülkelere tatil için insanları gönderiyoruz. Ve artı e, seyahat ajansı olduğumuz için uçak biletleri satıyoruz. Türk Hava Yolları genel satış ajansıyız. Ve diğer hava yollarında hepsinin Pegasus Hava Yolları, efendim Atlas Jet, e, LTO bunlar hepsinin de e, ajantiliğini sürdürüyoruz. Sun Express Hava Yolları ve bugüne kadar e, bu şekilde sürdürdük. Maksadımız bu şekilde, olumlu şekilde de devam etmek istiyoruz. Gerçekten turizm sektörü çok farklı bir sektör. Ee, burada kaliteli bir hizmet vermediğiniz zaman ayakta durma gibi bir şansınız bu zamanda kalmadı. Siz de biliyorsunuz artık internetlerde dahi bürolar oldu. Herkes kendi kaydını kendisi yapılabiliyor. Ama hakikaten güzel, kaliteli bir hizmet sunarsanız bu hizmet size olumlu olarak da geri dönebiliyor. Sanıyorum vatandaşlarımızın bu konuda takdirleri olmuş, teveccühleri var. Ee, belirli bir şekilde müşteri potansiyelimiz var çok şükür. Yaklaşık yılda 10-12 bin insanı ülkemize gönderiyoruz, diğer ülkelere gönderiyoruz, tatil yapmalarını sağlıyoruz. Ee, bu arada da tabii ki bir istihdamdır. İki büromuzda dörder kişiden sekiz kişimiz burada büromuzda çalışıyor. Onlar için de tabii övünüyoruz İnşallah daha güzel bir şekilde hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Ben 1973 yılında Almanya'ya geldim ama ben gelmeden rahmetli babam Niyazi Yavuz bu sektördeydi. 1977 yılında Türk Hava Yolları acenteliğini aldık. Daha önce de eksport, hediyelik eşya gibi bir geçmişimiz var. Ama sonuç olarak turizme yönlendik ve şu anda turizm sektöründe faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız işler paket tur, ve uçak bileti şeklinde ve bunun dışında kendi tur operatörlüğümüz var. Ee, Antalya'da 3 yıldız kategorisinde bir otelimiz var. Orada insanlar tatili gönderip mutlu etmeye çalışıyoruz. Ve bunun dışında Türkiye'de anlaşmalı olduğumuz yaklaşık e, yüzlerce otel var desem yeridir, e, müşteri gönderiyoruz, İnsanların memnuniyetini sağlıyoruz. E, Alternatif turizmde yine inançlı arkadaşlarımızı farklı tatil yaptırma imkanlarımız oldu. Kapalı otellerde yine Beş yıldızlı belirli otellerde oralarda tatiller yaptırıyoruz. Ve bunların dışında e, Dubai'de özel programlar son yıllarda yapmaya başladık. Ve özellikle milli tur dediğimiz Çanakkale turları Almanya'da e, belirli bir şekilde biz sunuyoruz. Ve ciddi bir şekilde de takdirde takdir de görüyoruz. İnşallah bunları e, geniş bir şekilde açmak istiyoruz. Yine özel turlarımızdan Bosna Hersek ve Endülüs dediğimiz e, Malaga'ya müşteri gönderiyoruz. Ve bunlardan olumlu şekilde neticeler aldık. Bu şekilde de işi büyütmek tabii ki arzumuz. Tabii ki ben yapıyordum ama benim oğlum tabii bir, bu işi daha genişleterek e, sunuyor. O turizm okuduğu için olayları açtı. Daha farklı şekilde de e, hizmetlerimiz bundan sonra genişleyecek diye ümit ediyoruz. Haç organizesi farklı bir organize. Onu şu anda biz yapmıyoruz. Onu da e, biliyorsunuz yapan sadece belirli gruplar var. Ama umredir Onlar uçak biletlerini verebiliyoruz. Onlar falan elimizde verilebiliyor. Sadece kendi seyahat acentemiz dışında yine belirli çalıştığımız ajanta arkadaşlarımız var. Onlarla destekli bir şekilde çalışıyoruz. Hüklü Ofen'de Kemal Doruk diye bir arkadaşımız var. Kendisi de sağ olsun şu anda şeref verdi misafirimiz. Ee, yine hükülü Ofen'de de e, aynı işi genişletme fırsatımız buldu. E, tatile gitmek isteyen vatandaşlarımıza şunu öneriyoruz. Eskiden e, son anda geliyorlardı, yer buluyorlardı. Ona keza bir takım çalışmalar olabiliyordu. Ama şimdi eskisi gibi değil. E, dinamik fiyat denen fiyatlar artık pazarı kapladı erken alındığı takdirde daha erk ucuz fiyatlara da bunu mal etmek imkanı olabiliyor. Özellikle Türkiye'nin belirli otellerinde yer bulabilmek için de erken yer ayırtılmasında tabii ki fayda var. Erken rezervasyon yapıldığı zaman yaklaşık yüzde yirmilere varan özel indirimleri de sunuyoruz. Arkadaşlarımıza tavsiyemiz şu. Lütfen bizim fiyatlarımızı mukayese etsinler. Yani pazardaki kataloglardaki gördükleri fiyatlar değil. Bizim daha altında fiyatları e, sunuyoruz. Ve kesinlikle beğeneceklerdir, Fargı fark edeceklerdir. Ve şu anda ülkemizde çok şükür artık e, havalan sayısı bir hayli arttı. Son olarak 44 noktada havaalanımız var. Yeni açılan havaalanımız var. Bir güzel tarafı da artık havaalanları uluslararası havaalanı statüsüne kavuşturuldu. Gece aydınlatmadır, gübrükletmedir bunlar hepsi şu anda var. E, özellikle Türk Hava Yolları'nın da uçmadığı yerler kalmadı. Bugün Türkiye'de her tarafı uçtuğu gibi dünyada da 119 noktaya uçuyor. Bu da gerçekten gururlandırılacak bir seviye. Artık hava yolumuz, bunu gururla söylüyoruz. Avrupa'nın en iyi hava yolu bugün en iyi noktada hizmet veriyor. Gerçekten övünülecek bir nokta. Yani o kadar Avrupa hava yollarının arasında bir numara olması da hepimizi onurlandırıyor. Genel olarak belirtecek olursak gerçekten e, bu bilet olayı farklı bir olay. Bana göre her yerden alınmaz. Kaliteli hizmet veren ajenteleri tercih etmeleri lazım. İlla bizden almaları şart değil. Ama bu sektör içerisinde olan gerçekten kaliteli hizmet veren firmaları tercih etmeleri vatandaşlarımızın kendi lehinedir. Şöyle bakı verdiğiniz zaman bir sürü tabela şirketi oldu. Son zamanlarda biri takılıyor, öbürsü iniyor. Ama belirli bir hava yollarını aldıkları takdirde başları ağrımayacaktır. O kadar acı örneklerini yaşıyoruz ki bakıyorsun elektronik biletle çıktığı için internetten vatandaş herhangi bir yerden bilet alıyor. Daha sonra da bakıyorsun havaalanında gerçekten mağdur duruma düşüyor. Gayet zor durumları da şahit olduğumuz zamanlarda oluyor. Burada da biz şunu diyoruz eğer hakikaten vatandaş illa son derece ucuz olsun değil de hakikaten e, kalitenin de değerini bir parça da olsa ödeyip kaliteli hava yollarından bilet almalarında fayda var. Tabi sektörde e, yıllardan beri ayakta olmamız bir yerde bizim garantimizdir. Şu anda 48 seneden belli bu sektördeyiz. Çok şükür mağdur olan müşterimiz yok. Bu da bizi gurur veriyor. Tek arzumuz bu ismimizi bundan sonra da devam ettirmek. Evet, adım Hayati Yavuz. E, 84, Almanya doğumluyum. E, Aslen Nevşehirliyim. Mesleğim turizm. E, babamla birlikte Astorf ve Düren şehirlerinde iki tane seyahat ajantası işletiyoruz. E, dedemizden aldığımız bayrağı şu anda e, devam ettirmeye çalışıyoruz. Hizmetimizi devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar değerli müşterilerimize gerek Türk olsun gerek Hollandalı ve Alman olsun Türkiye'mizi olumlu bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz buradaki eğitimli elemanlarımızla seyahat konusunda çözümler sunuyoruz yönlendiriyoruz turistik otelleri hotelleri Türkiye'de olsun veya diğer ülkelerde olsun en iyi bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bu konuda e, kendimiz de çok geziyoruz, kendimiz de bilgi almak için e, daha iyi ürünler sunabilmek için, bilgi edinebilmek için e, dünyayı geziyoruz ve müşterilerimize böylelikle farklı farklı ülkeleri de tanıtmaya çalışıyoruz. E, sadece uçak ve otelin dışında ayrıca e, kendi turlarımız söz konusudur. Otobüslü e, turlarımız vardı. Örneğin Paris turlarımız, Amsterdam turlarımız. Son zamanlarda çok revaçta. Yakında Berlin turumuz. E, bunun haricinde Prague turumuz. Bunları e, sunuyoruz e, müşterilerimize. E, fiyatlarımız çok uygun. Sadece fiyatlarımız uygun olmamakla birlikte aynı zamanda iyi bir hizmet ve kaliteli bir hizmet verdiğimize inanıyoruz. E, Büyüklerimizden aldığımız e, tecrübeyle, büyüklerden aldığımız e, hizmet kalite anlayışımızla e, bu bayrağı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde e, dediğim gibi gemi turlarımız var, gemi kruz turlarımız var. E, bunları hem Türk müşterilerimize hem Alman müşterilerimize e, sunuyoruz. Bunların haricinde e, İslami tatil söz konusu. Son zamanlarda giderek artan bir talep ile tesettür oteller ee, ve daha nice hizmetlerimiz söz konusudur. Evet. İnternet satışı e, değinmek gerekirse tabii ki çok modern ve e, çok e, şey bir zamanda yaşıyoruz yani. Çok modern bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla e, turizmin ...çeşitli satış kanalları var. Sırf seyahat acentaları değil... ...internet satış kanalları da... ...söz konusudur. Tabii ki ben bunları farklı... ...seçenekler olarak görüyorum ve... ...bunu... ...büyük bir engel olarak... ...görmüyorum karşımızda. Sonuç itibariyle biz burada belli bir hizmet veriyoruz... ...ve bu hizmetin karşılığını da alıyoruz. Müşterilerimiz hizmetimizi takdir ediyor... ...bizleri tercih etmeye devam ediyor... ...ve giderek artan bir müşteri portfolyomuz var... Ee, dolayısıyla e, ondan o farklı farklı şeylerdir. İlla ki e, karşımızda bir internet dünyası söz konusu fakat ciddi bir bilgi kirliliğin söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani İnternette e, bilet veya tatil alanların daha sonra bizlere e, zor durumda kaldıklarında e, geri döndüklerine de çok şahit oluyoruz. E, yine de herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda. Yani. Yıllardır işte havaalanı transfer olayını zaman zaman çok uygun fiyatlara zaman zaman işte tatil paketleri alındığın takdirde ücretsiz bile yaptığımız oluyor. Dolayısıyla bu konuda da sadece uygun değil kaliteli de bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Müşterimizin havaalanının hemen kapısını bırakmıyoruz. Aynı zamanda bavul bagajını da alıyoruz. Şaltere kadar onu taşıyoruz yeri geliyor tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunda onları orada çözmeye çalışıyoruz. E, havalandaki tanıdık e, arkadaşlarımızla e, bu şekilde olumlu bir irtibat kurmuş durumdayız. Dolayısıyla e, yıllardır süre gelen bir bu şekilde bir alışkanlık da söz konusudur. E, söz konusu vatandaşlarımızın işte gurbet nedeniyle e, cenazelerde Türkiye'ye ani gidiş gelişlerinde, gerçekten zor durumda kaldıklarında bizim çok olumlu bir ismimiz söz konusu. Bu konuda kötü gün dostu olmaya çalışıyoruz her şeyden önce. Sadece bir ticari bir şey olarak bakmıyoruz buna. Sonuç itibariyle müşterilerimizi bu konuda... Kötü gününde yanında olmaya çalışıyoruz. Şöyle yanında olmaya çalışıyoruz. Yani maddi sorunları yaşandığında, örneğin o anda hafta sonu girdiğinde banka kapalı olsa bile, e, ne bileyim yani e, onlara maddi olarak da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu ta dedemizden süre gelen bir gelenek olduğu için biz de hani sene 2016, 2017 olmuş. Bu bizi e, değiştirmiyor. Kesinlikle. E, 24 saat açık olan hizmet hattımızda gece olsun, gündüz olsun, hiç fark etmeksizin hafta sonu olsun, tatil günü olsun müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bugün itibariyle rezervasyon sistemlerinin çok gelişmiş olması bizlere bu imkanları sunuyor. Biz de tabii ki bu anlamda internet kanalıyla internet kanalında kendi rezervasyon sistemlerimize erişmemiz çok daha kolaylaşmış durumda. Ee, böyle olunca sadece ofiste olmamız gerektirmiyor. Ee, evimizden dahi yardımcı olabiliyoruz. Yani müşteriye hiç ofise uğramadan direkt havalimanına gidip e, orada işlemlerini yaptırtabiliyoruz. Ya kesinlikle bu konuda e, ciddi bir uygunluk söz konusu olabiliyor. Bugün artık e, biletler 12 ay kala satın alınabiliyor. Ama e, iş ondan bitmiyor. Tabii ki burada eğitimli bir personel, eğitimli bir elemanın e, müşteriyi doğru yönlendirmesi çok önemli olabiliyor. Yani e, erken rezervasyon yaptırmak uçak biletlerine çok ciddi uygunluk sağlıyor. Hotellerde e, %50'ye varan e, indirimler söz konusu olabiliyor. Yani bu konuda e, sadece e, bildiğimiz havalimanları da kullanmıyoruz. Hicabında e, uzak havalimanlardan da müşterilerimizi uçurduğumuz oluyor hani diyelim ki erken alamadı biletini e, herhangi bir sebepten dolayı bir ay kala almak istedi veya bir hafta kala almak istedi hani biz bu e, söz konusu pahalı biletlere mecbur bırakmıyoruz müşterimizi e, icabında e, ona farklı havalimanlardan çözüm çözümler sunuyoruz veya e, onları örneğin e, uzak bir havalimanına ben nasıl gideceğim dediği anda ona bir park yeri imkanı sunuyoruz o söz konusu ne bileyim buraya 500-600 kilometre uzaktaki havalimanına park yeri imkanı sunuyoruz. Ona kendisine park biletini dükkanımızdayken veriyoruz. Ee, orada herhangi bir ödeme yapmasına gerek kalmıyor. Dolayısıyla müşterimiz için kolaylaştırmaya çalışıyoruz bu konuda. Ee, bunun haricinde istediği takdirde de dediğim gibi o söz konusu havalimanları taşıdığımız da oluyor. Otobüsler kiralıyoruz. Örneğin... Ee, Sezon başlamadan önce uçak şirketleriyle iyi ilişkimizden dolayı toplu yerler satın alıyoruz. Yaz sezonlarında özellikle bunlar söz konusu oluyor. Ne bileyim Frankfurt olsun, Brüksel olsun, Lüksemburg olsun, buradan her hafta otobüsler kaldırıyoruz. Uygun fiyatı sunuyoruz. Hiç unutmuyorum 2015 senesinde hani yüzlerce yolcumuzu uçak bileti otobüs transferi hepsi dahil 3-4-5 haftalık paketlerle 300 euroya uçurduğumuz olmuştu mesela. Hepsi dahildi buna sezon ve olması. Türk Hava Yolları sezon olmasına rağmen Türk Hava Yolları ile uçuyoruz. A, tabii bizim bir acente olarak birinci tercihimiz her zaman Türk Hava Yolları. Ee, biz bu konuda e, sadece ucuzluğa değil aynı zamanda kaliteli hizmete de önem veriyoruz. Türk Havaların sosyal hak, haklarının da çok geniş olmasından dolayı müşteri daha az mağdur ettiğinden, hiç mağdur etmediğinden dolayı e, daha çok tercihimiz o ama tabii ki bütün uçak şirketlerinin elimizde bulunduruyoruz. Eğer müşteri çok şüpheli bir şirketle uçmak ve hoteline gitmek istediğinde ona engel olmaya çalışıyoruz. Bugün artık çeşitli şirketler iflas ettiği de oluyor. Yani bunlara da tecrübemizde önlemeye çalışıyoruz. Yani bu konuda gerçekten... Ee, anlattıklarım çok detaylı, çok karışık gibi geliyor belki ama e, gerçekten bu bizim mesleğimizi ve işimizi çok sevdiğimizden kaynaklanıyor. Yani bizler e, işimizi gerçekten çok seviyoruz, ekip olarak çok seviyoruz. E, dolayısıyla müşterilerimizi de seviyoruz, onları memnun etmeye çalışıyoruz. E, tüm bunlar bu yüzdendir yani. Yani sonuçta insanlarımızın ihtiyacı e, sırf uçak bileti ve bir hotelle bitmiyor. E, illa memleketine gittiği zaman bir araç kiralayıp orada gezmek istiyor. E, memleketi, memleketimiz o kadar güzel ki, o kadar gezilecek, görülecek yerler var ki yani Edirne'den Kars'a yani her yer özellikle gezi, e, gezecek özelliklere sahiptir. Dolayısıyla araç çok önemli oluyor. Bundan da bitmiyor. Sigorta yaptırabiliyoruz. Yani sonuç itibariyle e, pahalı bir turu veya pahalı bir bileti sigortalatmak, 20 Euro'ya sigortalatmak hiç yanlış olmuyor. İnsanlar 7-8 ay önce bilet aldığı için tabi bu süre zarfında her şey olabiliyor. Hastalanabiliyor, sakat kalabiliyor, her şey olabiliyor. Bir cenazesi olabiliyor. Bunlardan dolayı sigortalı çok işe yarıyor. Biz sigortayı her müşterimize tavsiye ediyoruz. Ee, bitmedi. Yani bir sürü yapılabilecek şey oluyor. Hotele transfer olayı oluyor söz konusu. Bunlar 7-8 Euro'dan başlayan fiyatlarımız söz konusu. Ee, Türkiye gerçekten e, çok hesaplı otellerin olduğu da bir ülke. Sonuçta 9 Euro'dan başlayan hotel konaklama fiyatları söz konusu. 2 ve 3 yıldızlı otellerde. Dolayısıyla e, biz bu konuda Hani sadece ucuz otele gidilmesinden yana da değiliz. Ortası bulunmasından yanayız. Hani hem iyi bir tatil hem de az para harcamasından yanayız. Dolayısıyla ortasını bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda e, tecrübemizi müşterimize aktarmaya çalışıyoruz. Kesinlikle müşterilerimiz biletini mümkün olduğu kadar erken almaya gayret etmeli. Bunun haricinde... E, İyi şirketleri e, tercih etmeli, iyi seyahat ajantalarını tercih etmeli. Bunun haricinde hakikaten e, kontrollerini de iyi yapmalı. Son itibariyle e, ciddi bir şeyden bahsediyoruz, pahalı şeylerden bahsediyoruz. Yeri geliyor bir ailenin bileti 2000 Euro'yu bulabiliyor. Dolayısıyla kontrolleri iyi yapmaları lazım. Zaman zaman rastlıyoruz, müşterimiz diyor ki ben size güvendim, o yüzden aldım, o yüzden hiç kontrol etmedim. Maalesef bu çok doğru bir anlayış değil. Tabii ki bizler de insanız, bizler de hata yapabiliyoruz. Ee, isteriz ki müşterimizde hiçbir aksama yaşanmasın ha bu arada e, Tabii ki ee, başka dikkat edilmesi gereken hususlarda e, şu olabilir ee, dediğim gibi iyi şirket iyi markaları tercih etsinler ee, bizlerden bilgi alsınlar ee, Tabii Yavuz Ryzen ekibi olarak e, büyümeye devam ediyoruz Çok şükür Sene 2016 e, hani seyahat sektöründe seyahat ajentaların e, durumların kötüye gittiği e, iddia ediliyor, iddia ediliyor. O şekilde e, yanlış bir kanı var. Sonuçta her gün e, giderek artan bir bilgi kirliliği söz konusu, İnternet dünyasında olsun, başka türlü olsun. Dolayısıyla seyahat ajanslarının önemi e, giderek artıyor, arttığını düşünüyoruz. Ee, bu arada temsilciliklerimizden ve ana şubelerimizden de bahsetmekten ge bahsetmek gerekirse, yani müşterilerimiz tabii ki bizleri ararsa çok memnun oluruz, bizleri bulursa çok memnunuz. Fakat e, biz e, bu yakın çevrede, bu bölgede e, daha ağırlıklı e, Doruk Rising ekibiyle çalışıyoruz. Örneğin Hükelov'un bölgesinde Yavuz Rising bir temsilcisi olarak e, değerli abimiz Kemal Doruk abimizin ee, çok çok teşekkürlerimi sunuyorum burada. Doruk Rising ekibiyle e, giderek artan bir e, müşteri portfolyomuz var. Giderek artan bir e, iş hacimimiz söz konusudur. E, burada kendilerine e, hem selamlarımı gö gönderiyorum hem teşekkür ediyorum. Bunun haricinde Mönchengladbach'da e, değerli Onur ve Burak kardeşimiz SEU Flight Center yeni açmış oldukları e, dükkanlara tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ee, onlarla da giderek artan bir iş hacmimiz söz konusudur. Müşterilerimiz direkt onlara başvurabilir, onlar da Yavuz Reis'in e, biletleri ve hizmetlerine e, doğrudan oradan ulaşabilirler. Düren büromuz e, sene 94'ten beri e, zaten söz konusudur, bilen bilir. Astor Düren, Astor 1966, Düren 1994'ten beri faaliyetler. E, çok çok teşekkür ediyorum. Hem e, Kemal Duruk abimize, Onur ve Burak kardeşimize ve e, bizimle çalışan e, bütün e, seyahat acenteleri olsun, kurumlara, e, Düren, e, Düren Yavuz Reis'in ekibinden Fatih Bey, Yasin Bey, Merve Hanım, e, tekrar çok teşekkür ediyorum. E, şu ana kadar tabii ki bizimle çalışmış olan müşterilerimiz, kurumlar, ee, Sürçülisan sanettiysek e, affola ee, Sonuç itibariyle e, Bizler de e, Onları memnun etmek için varız Biz bunun için e, Hayatımızı ortaya koyabiliyoruz diyebilirim çok rahatlıkla ee, İnşallah her zaman iyi olur İnşallah hiç kimseye karşı Bir e, kusurumuz olmaz e, Başka türlü de e, Toplum olarak Her zamankinden daha fazla Birlik beraberliğe ihtiyacımız var Diyeceklerim bunlar bu arada bizim Radyo TV ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu tanıtım imkanı sunduğu için, bizi yeni ofisimizde ziyaret ettiği için. Çarşıya taşındık 3-4 ay evvel. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz.